Sevgili arkadaşlar, öncelikle herkese çok güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Ve tekrar sözü dolar TL'ye getiriyoruz. Evet arkadaşlar, 2018 yılını bitirdik, 2019 yılına girdik ve oldukça da zorlu ve karmaşık bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Hepinizce malum olduğu üzere geçtiğimiz hafta 2 Ocak tarihini 3 Ocak tarihine bağlayan gece 01 civarlarında Japonya kaynaklı bir deprem yaşandı piyasalarda. Ve bu süreç içerisinde dolar TL'nin 5,83'ler seviyesine kadar uluslararası piyasalarda yükseldiğine tanık olduk. Sevgili arkadaşlar, öncelikle konuya 31 Aralık tarihinden başlayalım isterseniz. 31 Aralık tarihini 5,29 seviyesiyle yani 2018 yılını 5,30'un hemen eşiğinde tamamlamış olduk. Ardından gelen günümüzde yeni yılın ilk işlem günü itibariyle 2 Ocak tarihi itibariyle bakalım 1 Ocak'ta dünya geneli kapalıydı. Evet 2 Ocak tarihi itibariyle 5.41-46 seviyesine kadar yükselmiş ve 5.39 seviyesinden de tamamlanmış olan bir dolar-TL kuruna tanık olduk. Yani yeni yılın ilk işlem, ilk önemli işlem günü itibariyle dolar-TL'de bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketin tabii ki Japonya'daki olaylarla hiçbir ilgisi yoktu. Bu 2 Ocak tarihinin 0.24 sularına kadar ki tablosunu gösteren bir rakamdır. 5.39.69. Ve birkaç saat sonra 0.2 tarihine girdiğimiz zaman ise az önce de sizlere arz etmiş olduğum gibi ve hepinizin yakından birlikte takip ettiği üzere Japonya piyasalarındaki olay dolar TL'nin 5.83 seviyelerine kadar yükselmesine sebebiyet verdi. Ardından geri çekilmeler yaşandı. 5.50'ye kadar bir geri çekilme yaşandı. Tekrar 5.60'ın üzerine çıkıldı vesaire şeklinde birkaç saat çok hareketli geçti ve ertesi güne yani 3 Ocak tarihinin geneline baktığımız zaman ise 5.83'ün görüldüğünü, 5.46 seviyesinden de bir kapanış yaşandığına tanık olduk. Ve sonrasında arkadaşlar Cuma günü itibariyle baktığımız zaman ise en yüksek 5.48 seviyesinin görüldüğünü ve kapanışında 5.31.90 seviyesinden gerçekleştiğini. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, uluslararası piyasanın rakamları itibariyle bu rakamları sizlere vermiş bulunmaktayım. Pardon, bir güncelleme hatası olmuş. 5.33.22 olarak hafta kapandı. Evet değerli arkadaşlar, şimdi buradaki tablo bize şunu ifade etmekte. Geçtiğimiz hafta yenin çok hızlı bir şekilde dolar karşısında değer kazanması ve Dow Jones endeksinin çok ciddi bir şekilde gerilemiş olması ve tabii ki bunun beraberinde dünya genelinde ekonomik büyümeye dair artık ciddi şekilde bir stres konusu haline gelmiş olması bu meselenin dünya çapında artık bir takım tedbirlerin ve önlemlerin alınması gerektiği yönünde düşünceleri ön plana çıkardı. Ve bu konuda ilk adımı Çin attı. Çin geçtiğimiz hafta Merkez Bankası munzam karşılıklarını 100 bas puan düşürdüğü şeklinde bir karar açıkladı. Ve bu kararıyla özellikle küçük işletmelere, KOBİ'lere 160 milyar dolar civarında bir destek sağlayabileceği sonucu ortaya çıktı. Bu Çin'in ekonomik durgunluğa bir engel oluşturabilmek ve yavaşlama gibi bir durumla karşılaşmamak, ekonomik canlılığını muhafaza edebilmek adına atmış olduğu bir adımdı. Ve bunun ardından ise arkadaşlar, Cuma günü Powell'ın yapacağı açıklamalar ciddi şekilde merak konusu haline geldi. Çünkü Cuma günü Fed Başkanı Powell mevcut gelişmeleri nasıl yorumlayacak? Özellikle Aralık ayındaki faiz artışı sonrasında önümüzdeki yıla yönelik olarak Amerika ekonomisinin ne durumda olduğu ve Merkez Bankası olarak da kendilerinin ne tür önlemler ve tedbirler alacaklarına dair bir takım sinyaller verebilecekti. Powell'ın konuşmasından önce tarım dışı istihdam verileri geldi Amerika'da ve bu istihdam verileri 184 bin civarında beklenirken 300 bin üzerinde bir rakam açıklandı. Çok yüksek ve çok olumlu karşılanabilecek olan bir rakamdı bu. Ve bu rakamla birlikte doların tekrardan dünya piyasalarında bir değer kazanma eğilimine girdiğini, Japon yeninde ise bir düşüşün olduğunu, yine güvenli limanlardan bir diğeri olan
altın fiyatlarında da 1300 dolara yaklaşmışken tekrar 1290 doların altına doğru, ons altından bahsediyorum, bir gerilemenin yaşandığına tanık olduk. Tabii ki bu tablo maalesef Powell'ın konuşmalarının oldukça gölgesinde kaldı ve Powell sahneye çıktı. Dedi ki ben Trump'ın isteğiyle istifa etmem. Evet, piyasalar için ciddi bir stres konusuydu. Acaba Trump Powell'ın istifasını sağlayabilir miydi? Powell Trump'a karşı gelen bir takım politikalar izliyor. Trump'ın istediği şekilde faiz indirimleri yapmıyor ve bu konuda da çok çok net açıklamalarda bulunmuyor idi. Ama buna rağmen piyasada acaba bu ikisi arasındaki gerginlik şu ana kadar 6 tane bakan eskitmiş olan Trump için yeni bir refüze konusu mu olacak şeklinde kuşkular yaratmaktaydı. Nitekim Powell'ın bu konudaki açıklaması, Trump istese bile istifa etmem şeklindeki açıklaması birinci anlamda piyasaya bir güven vermiş oldu. İkinci bir husus ise Powell şunu söyledi. Dedi ki esnek politikalara hazırlıklıyız ve sabırlı davranmaya devam edeceğiz dedi. Arkadaşlar buradaki esnek politikalar cümlesindeki esnek ifadesi büyük bir önem taşımakta. Bu tablo şunu ifade etmiştir ki ben çok net ve kararlı bir şekilde faiz artışlarını devam ettirmek gibi bir niyetim yok. Piyasalardaki gelişmelere bakacağım ve piyasalardaki gelişmeler neyi gerektiriyorsa ben de faiz politikamı esnetebilirim şeklinde bir anlam çıktı. Tabii ki piyasanın esas beklediği faiz indirimleri olması yönündeydi. Yani hem birinci aşamada Fed faiz artışlarına son versin, ikinci bir aşama olarak ise faiz indirimleri olsun şeklinde piyasanın bir beklentisi vardı. Bu esneklik tanımı içerisine hem faiz artışlarına son verilebileceği ve hatta gerekirse ve koşullar uygun olursa belki bir indirim yapılabileceğine dair de kapının açık bırakılmış olduğunu en yetkili ağızdan piyasa duydu. Ve piyasa belki de en çok önemsediği bir üçüncü madde olarak ise şu cümleyi beğendi diye düşünüyorum. Powell dedi ki piyasaları dinliyoruz dedi. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar hep piyasaları izliyoruz kelimesi kullanılırdı. Ama bu kez Powell çok farklı bir kelime kullandı. Dinliyoruz dedi. Yani piyasaların içinde bulunduğu rahatsızlıklardan dolayı seslerini yükseltmiş olmalarının boşuna olmadığını, piyasalardaki sıkıntıları ve problemleri bir şekilde dikkate alacaklarını ve bu hususta da adımlarını atarken en azından piyasanın arzularına yönelik, onların istemlerine yönelik de kayıtsız kalmayacaklarının sinyalini vermiş oldu. Tüm bu açıklamalar sonrasında tamamıyla güvercin bir tonda olduğu anlaşılan bu açıklamalar piyasalarda ciddi bir rahatlama yarattı. Dow Jones Endeksi %3,5'lara ulaşan bir tepki yaşadı. Yine genel anlamda dünya piyasalarında, dünya borsa piyasalarında bir hareketlilik oluştu. Ve bu haberler öncesinde kendisini rahatsız ve huzursuz hisseden dolar, ABD 2 yıllık ve 5 yıllık faizlerine doğru yönelmiş iken ve buna bağlı olarak da bir şekilde değer kazanıyor iken, bir anda bu açıklamalar sonrasında dolar bir rahatlama hissetti ve dünya genelinde doların değerinde bir aşağı eğilim oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar, özellikle bu noktadan hareketle şu seviyeye gelmek istiyorum. Tabii ki dünya genelindeki bu gelişmeler bizim dolar kurumuzu önemli ölçüde etkiliyor. Etkilediğine de çok net bir şekilde tanık oluyoruz ama çok önemli bir gerçek var ki Türk parası son derece kırılgan bir yapıya sahip. Yani dışarıda esen bir fırtınanın, dışarıda esen bir daha doğrusu bir rüzgarın ülke içerisinde çok ciddi fırtınalar yaratmış olduğuna tanık olduk. Ve bu fırtınalar öylesine ciddi seviyelere ulaşabildi ki sadece 5 dakika, 10 dakika içerisinde kurumuzun 5.80'lere kadar, 5.30'lardan 5.80'lere kadar yükselebildiğine tanık olduk. İşte arkadaşlar, bu durum şunu göstermekte. Ekonomimizin yeteri kadar güçlü olmadığı ve gittikçe de mevcut sorunlara yönelik radikal çözümler üretilemediği için de bu güçsüzlüğün devam ettiği bir süreçte doların TL karşısında her an her saniye
oluşabilecek olan şu veya bu sebeple, bu Japonya'dan kaynaklanabilir veya uluslararası bir başka etkenden kaynaklanabilir, bir jeopolitik olaydan kaynaklanabilir. Her neyse, şu veya bu sebeple oluşabilecek bir nedenle çok sert hareketlere maruz kalabileceğini gösterdi. Bu sert hareketlerden kastım arkadaşlar, doların alıp da başının 7'lere 8'lere gitmesi yönünde bir şeyden bahsetmiyorum kesinlikle. Maalesef ve maalesef ki 12-13 Ağustos tarihlerinde yaşanan 7-20'lere doğru ulaşan o çok sert hareketlerin yaşadığı günler ile bu günler kıyaslanmakta. Bu çok büyük bir hatadır. Çünkü o günlerin koşulları çok başkaydı. Rahip Brunson olayı vardı, ABD'nin bir takım maideleri vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Bugün o tarz ekstra sebepler söz konusu değil. Bunun için belki onlarca 10-20 yılda, 30 yılda, 40 yılda bir yaşanabilecek olan böylesine çok ciddi bir hareketin aynısını bugünlerde de beklemek çok çok doğru bir davranış değildir. Ama beyinlere ve zihinlere kazınan şu oldu. Dolar çok büyük hareketler yapabiliyor. 7.20'ye ulaştıysa tekrardan oraya kısa bir süre içerisinde gelir nasıl olsa gibi bir beklenti, duygusal bir beklenti sizler de katılıyorum ki çok ciddi umutlar yarattı. İşte dolardaki bu son hareketlilik sebebiyle de yine umutlar depreşti. Doğru kelimenin bu olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde insanlar yine doların 7'lere gideceğini, bu hareketin devam edeceğine yönelik bir beklenti içerisine girdiler ve hatta 5.60'lar civarından dolar aldığını ifade eden bir takım duyumlar dahi almış bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle içinde bulunduğumuz tablonun net göstergesi şu ki, uluslararası gelişmeleri çok yakından takip etmeliyiz. Türk lirası son derece kırılgan bir durumda ve bu tabloya bakarak birinci husus, uluslararası piyasalardaki genel gelişmeler, orada yaşanmakta olan ekonomik stres, kaygılar, korkular, para birimleri üzerinde etki yaratmakta. Bir diğer nokta ise Türkiye içinde, Türkiye özelinde konuya baktığımız zaman ise bir seçim arifesinde ve şu anda aslında belki net olarak dillendirilmiyor ama bir seçim ekonomisinin uygulanmakta olduğu bir stratejik dönemden geçmekteyiz. İşte böylesi bir dönem içerisinde bulunur iken doların çok önemli kayıplar yaşayabileceğini, hatta 4.50, 4.70'ler, 4.20'ler gibi rakamların zikredildiği. Ha, bu konuda da şuna bir açıklık getirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Maalesef bizim toplumumuzda veya bizim insanlarımızda nabza göre şerbet verme dediğimiz tabir çok net bir şekilde uygulanmakta. Dün dolar işte 5.55-60'lar civarındayken, 7'ler, 8'ler, 9'lar konuşulurken, cuma günü Powell'ın konuşmaları sonrasında, cuma akşamı diyeyim daha doğrusu, yaşanan geri çekilme sonrasında derhal işte tekrardan 5 seviyeleri, 5 seviyelerinin aşağıları gibi seviyeler konuşulmaya başlandı. Ne oluyoruz arkadaşlar? Yani bu kadar kısa süre içerisinde fikir değiştirmek yatırımcıya hiçbir şekilde fayda getirmez. Mevcut konjonktürü görmeksizin, mevcut tabloyu görmeksizin, sadece ve sadece bir gece yaşanan bir olayı veya bir kişinin ağzından çıkan 3 kelimenin etkisiyle yaşanmış olan hareketliliği dikkate alarak net bir yön tayin edilemez. Bunu bir kere böyle bilmek ve de kabul etmek gerekiyor. Bir kere düşülen en büyük yanılgılardan bir tanesi şu. Zaman zaman, daha doğrusu tüm analizlerimde, Merkez Bankası'nın short işlemler yapmak kaydıyla Türkiye sınırları içerisindeki dolar-TL kurunu dizginlemeye, baskılamaya çalıştığını ifade ediyorum. Evet arkadaşlar, Merkez Bankası özellikle ve özellikle 31 Aralık öncesindeki açmış olduğu işlemleriyle dolar-TL'nin 5.30 aşağısında 2018'i kapatmasını sağladı ve 2019 yılının ilk işlem gününden itibaren net bir şekilde tekrar short işlem yapmaya başladı. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın tek başına çabası doları belli bir seviyede tutmaya yetmez. Bunun altını özellikle çiziyorum. Dışarıdan esen sert bir rüzgar karşısında Merkez Bankası'nın imkanları yeterli olmayabilir, yeterli kalmaz. Zira bütün dünya merkez bankaları eğer tek başına attıkları adımlarıyla başarılı olabilmiş olsalardı, her dakika politika değiştirmek zorunda kalmazlardı. Çünkü uluslararası piyasalar denilen bir kavram var
Para birimleri uluslararası piyasalarda şekillenmekte. Bir ülkenin sınırları içerisinde sadece ve sadece oranın sınırları içerisinde şekillenmiyor. Bütün dünyadaki yatırımcıların bakış açılarına veyahut da hesaplarına, kitaplarına göre şekilleniyor. Dolar görüyorsunuz, Amerika dünyanın en büyük ekonomisi. Niçin Amerika Merkez Bankası Fed doları istediği bir seviyede sabit tutamıyor? Niçin doların yükselmesine veya inmesine her an müdahale edemiyor ve bir takım farklı politikalar uygulamak zorunda kalıyor bunu kendi ekonomisine uyumlu hale getirebilmek için? İşte arkadaşlar, uluslararası piyasalarda paraların farklı farklı sebeplerle değer kaybedip kazanmasıyla ilgili bir konudur. Bu konuya bağlı olarak da her ülke Merkez Bankası kendi tedbirlerini almak zorundadır ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 30 Ağustos, 31 Ağustos tarihlerinde o dolardaki 7.20 lira ulaştığımız günlerin hemen sonrasında özel bir yetki almak kaydıyla, bu bir kanun ile alınmış verilmiş bir yetkidir. Bu yetkiye dayalı olarak BIOB işlemleri yapmaya başlamıştır. Bu işlemler sayesinde belli bir fon ayırmıştır ve Türkiye içerisindeki dolar TL'nin sert yükselişlerine engel olabilmek ve onu belli bir limit dahilinde tutabilmek adına bir çaba göstermektedir. Bu çaba başarılı olacaktır veya olmayacaktır. Bunun tartışmasına girmiyorum. Bu çok başka bir konu çünkü. Ama Kasım ve Aralık ayları itibariyle baktığımız zaman, yurt dışından bir rüzgarın esmediği, oradan bir tehdit altında olmadığımız günlerde Merkez Bankası bu işlemlerinde başarılı olmuştur, doları dizginleyebilmiştir ve hatta ve hatta bu eylemlerinden de önemli paralar kazanmıştır. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası bu videonun hemen devamında Merkez Bankası'nın son 3-4 gün içerisindeki işlemlerini ifade eden bir slayt gösterisi şeklinde bir videom olacaktır. Belki de izlemiş olabilirsiniz. Bu analizim, bu Merkez Bankası işlemleriyle birlikte algılamaya çalışırsanız çok daha sağlıklı bir sonuç çıkacaktır. Merkez Bankası arkadaşlar, özellikle 2 Ocak gecesi yaşanan bu olayların hemen ardından çok ciddi bir şekilde short pozisyonlar açmak üzere ülke içerisindeki dolar-TL kurunun bir anda zembereği boşalmışçasına farklı farklı algılar ve beklentilerin oluşması neticesinde yükselmesine engel olmak için bir çaba göstermiştir. Tekrar söylüyorum, Merkez Bankası'nın yurt dışındaki güçlü fonların bu konuda çok kararlı ve çok niyetli olduğu bir anda yeteri kadar başarılı olabilmesini beklemiyorum. Ama buna bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Buna bir duruş koyması gerekiyordu. Bir duruş ortaya koyması gerekiyordu. Ve Merkez Bankası şunu demeye çalıştı: piyasalar boş değil, benim de elim boş durmuyor. Bu konuda ben de piyasa oyuncusu olarak mücadele edeceğim dedi. Ve hem yılın ilk işlem gününde, hem bu Japon tsunamisinin yaşandığı günün ardında ve hem de Cuma günü çok net ve yüksek miktarlarda short işlemler açarak Dolar-TL'yi dizginlemeye çalıştı. Gelelim arkadaşlar, Dolar-TL'nin Cuma günü saat 6.30'dan sonra hızlı bir şekilde 5.30 lira yaklaşan gerilemesine. Bu gerilemede Merkez Bankası'nın hiçbir alakası, hiçbir dahli, hiçbir ilgisi bulunmuyor. Az önce de sizlere izah etmiş olduğum gibi saat 6-6.30'dan sonra dolar dünya genelinde gerilemeye başlamıştır. Dünya genelinde sert bir düşüş yaşanmıştır. İşte arkadaşlar, Japon yeni 107.5'lar seviyesinde iken bir anda, bakın, 107.466 seviyesine kadar düşmüş, 108.530'lara kadar fırlayabildi. Diğer taraftan Brent petrolde bir hareketlilik gözlendi. 50 dolara yaklaşmış olan Brent petrolün son 2-3 gün içerisinde 58 dolara yaklaşmasıyla biraz olsun güvenli liman arayışına bir ara verilmiş oldu ve diğer yandan Euro dolar paritesine baktığımız zaman ise 1.14 üzerine çıkmaya çalışırken 1.14'ler civarında stabil demeyelim de kendisine yön arayan bir eğilim içerisinde olduğuna tanık oluyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Merkez Bankası'nın son Cuma gecesi diyorum artık, dolar TL'deki geri çekilmesinde herhangi bir dahli bulunmuyor. Bu tamamıyla ve tamamıyla yurt dışı kaynaklı bir gelişmedir. Powell'ın konuşmaları sonrasındaki dünya genelinde dolar bazındaki değer kaybıyla ilintili bir durumdur. Peki bu noktadan sonra dolar TL'nin akıbeti ne olabilir? Nasıl bir seyir izleyebilir? Şimdi arkadaşlar,
ABD Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi ve bu açıklamalar piyasanın kulağına hoş geldi. Ama sadece ve sadece iki kelimelik bir açıklama veya gelen bir haberin etkisinin çok uzun süreli olmadığını, kalıcı olmadığına zannediyorum ki onlarca, yüzlerce defa tanık olmuşsunuzdur. Haberin düştüğü anda veya düşeceğinin kısa bir süre öncesinde bir hareketlilik yaşanabilir, haber gelir, haberle birlikte bir coşku yaşanabilir ve ardından beklenti bitti tarzında bir gelişmeler olur. Ve piyasa şunu beklemeye başlar. O haberin etkisi acaba piyasalara nasıl yansıyacak? Eşittir Powell bu konuşmaları yaptı ama bu konuştuklarını icraata nasıl dökecek? Evet, şunlar şunlar yapılacaktır. Gerektiğinde bunu yapacağız. Politikamız esnektir vesaire vesaire. Tamam da bu söylemiş olduğun şeylerin altını nasıl dolduracaksın? Piyasa bunu beklemeye başlayacak. Dolayısıyla şu an dünyada mevcut olan ciddi bir sıkıntı, ciddi bir ekonomik bunalım var ve buna bir çözüm arayışı da var. İşte Çin'in atmış olduğu muntazam karşılıkları indirmek şeklindeki adım, Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu güvercin tondaki piyasaları rahatlatıcı açıklamalar ve piyasaları dinleyeceğim şeklindeki ciddi bir söylemi, bütün bunlar gösteriyor ki kazan kaynıyor ve bir tedbir almak mecburiyeti içerisindeler. Bu tedbiri alabilmek için de bir takım beyanatlarda bulunuyorlar. Şimdi bunların sonuçları gözlenmeye çalışılacak ama bunların sonuçları da 2 günde, 3 günde görülemeyecek. Bu sebeple içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin devam edeceğini, dünya genelinde dahi sıkıntılı günlerin devam edeceğini, bu karmaşık tablonun kısa bir süre içerisinde düzelmeyeceğini ve paranın kendisine riskli ortamlardan ziyade güvenli limanlar aramak mecburiyetinde olacağını düşünüyorum. Ve bu bağlamda doların değer kazanmasını, dünya genelinde doların değer kazanmasını beklemeye devam ediyorum. Dünya genelinde dolar değer kazanıyorsa ülkemiz içinde de değer kaybetmesini gerektirecek bir sebep göremiyorum. Gelelim Türkiye özelindeki durumlarımıza. Arkadaşlar, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında sıklıkla sizlere bilgiler veriyorum. Çok iç acıcı bir durumda olmadığımızı ifade ediyorum. Bakınız, 31 Aralık tarihi öncesinde imar barışı uzatıldı. ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı. Merkez Bankası'nın genel kurul toplantısı Nisan ayında yapılıyorken yasa ile bu genel kurul toplantısı Ocak ayına alındı. Ocak ayının 19'una alındı. Bunun nedeni ise Merkez Bankası elde etmiş olduğu yıllık karının belli bir bölümünü, belli bir payını hazineye vermekte. Burada şu şekilde açıklamalar yapıldı uzmanlar tarafından. Seçim öncesinde Merkez Bankası payını hazineye daha erken devretsin, seçimden sonraya kalmasın şeklinde bir sebepten kaynaklandığı ifade edildi. Tabii bunun gerçeği nedir? Bunu bilmek mümkün değil. Ama bir gerçek var ki toplantı genel kurul Nisan ayında yapılmayacak. Ocak 19'da yapılacak ve bu toplantının ardından Merkez Bankası'nın payı hazineye devrolacak. Diğer taraftan %4 dolar faizi ile vatandaş dolarını bozdurmadığı için o mevcut dolarlar bir şekilde bankalara yatsın, yastık altından çıkarılsın şeklinde bir politika izlenmekte. Bütün bunların anlamı şu ki özellikle ve özellikle şu an içinde bulunduğumuz günler hazinenin ciddi şekilde paraya ihtiyacının olduğu, ciddi şekilde kaynağa ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Dış güçler, dış kaynaklardan para gelmiyor. Çünkü ülke ekonomimiz olarak net bir sinyal veremiyoruz piyasalara. Tablomuz böyle olduğu için de elimizde tek avantajlı materyalimiz yüksek olan faizlerimiz kalıyor. Yabancı bu faizlerin inmesini tabii ki istemez. Zira kendisi de Türkiye içerisinde tahviller almakta. Bir diğer taraftan vatandaş dolar mı alsın, parasını TL'ye mi yatırsın konusu gündemde. Ama vatandaş altı seviyelerinden dolar almış, doların tekrar o seviyelere çıkması umudu içerisinde beklerken kalkıp da parasını bozdurup TL'ye yatırmak şeklinde bir eğilim içerisine girmiyor. Bir de tabii ki yakın geçmişte doların sert hareketleri insanlarda farklı bir beklenti yaratmış durumda ve bunun resmi bir göstergesi olarak ise son 15 haftanın 14 haftasında her hafta yabancı hane halkı dolar almaya devam etmiş.
hiç dolar satmamış 15 haftanın 14 haftası boyunca yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde. Arkadaşlar bunlar göstermekte ki toplum olarak, kamuoyu olarak hala dolardan ciddi beklentiler içerisindeyiz. Bu beklentilerin sonucu şu olur veya bu olur. Bunlar ayrı bir konu. Fakat bir gerçek var ki ekonomik durumumuz ve ekonomik kırılganlığımız, Türk parasının kırılganlığı bir şekilde insanlarda dolar ve altın üzerinde yoğunlaşmayı zorunlu hale getirmiş durumda. Önümüzdeki seçimler süreci sonrasında daha acı reçetelerin gelebileceği, seçim ekonomisinin yaratmış olduğu hasarı giderebilmek bakımından farklı farklı çözümlerin gündeme gelebileceği, hatta bu çözümler içerisinde IMF ile bir anlaşmanın yapılacağı veya hatta bu konuda söz kesildiği tarzındaki bir takım söylemler de var. Bu söylemlerin hepsini bir köşeye bırakalım ve anı yaşayalım. An itibariyle dolar TL'nin mevcut kırılganlığının da içinde bulunmuş olduğu tablo ve Merkez Bankası'nın da dolar TL'nin yükselişi adına kendi çapında özel bir gayret göstermiş olması, eğer bir kuşkusu, eğer bir kaygısı yok ise niçin belli bir miktar parasını, fonunu bu amaçla kullanıyor olsun? BIOP işlemi yapmasında bir amaç olmalı, bir sebep olmalı. Hiçbir işe yaramayacağını bile bile veya hiçbir anlamı yoksa niçin böyle bir yetki aldı ve bu işlemi yapıyor sorusunu da sormamız gerekiyor. Bütün bunların paralelinde arkadaşlar ben genel görüşümü devam ettiriyorum. Dolar TL'nin dün 5.80'e çıkması, bugün 5.30'a düşmüş olması, bunu hiçbir şekilde dolar TL asla yükselmeyecek, asla şu olmayacak, bu olmayacak şeklinde yorumlamıyorum. Ben olaya dolar TL'nin son derece kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, yurt dışındaki ekonomik tablonun çok yakından izlenmesi gerektiğini ve orada işler kötüye gittikçe bu kötüye giden etkenlerin bize çok ama çok daha ağır faturalar yaratabileceğini, bu faturanın en baş hanesinde ve satırında ise dolar TL'deki yükseliş olabileceğini düşünmeye devam ediyorum. Şu anda arkadaşlar teknik veriler çok da fazla anlamlı değil. Temel hususlara daha çok üzerinde durmamız, temel hususlara daha çok bakmamız gerekiyor. Ama yine de teknik anlamda son günlerin yaratmış olduğu tabloya bakacak olursak, şurada gördüğünüz gibi 6 seviyesi yakınlarında, bu grafik biliyorsunuz arkadaşlar neredeyse 2 aydır aynı grafikte sizlere yorum yapıyorum. 5.88 seviyesinde bir direncimiz bulunuyor. 5.83 seviyesinden dönüş yaptık. Onun övelinde ve şu an karşımızda bulunan bir 5.50 direncimiz bulunuyor ki bu 5.50 direncinin üzerinde kalıcı olamadık. Dolayısıyla 5.50'nin aşağısına tekrar bir dönüş oldu. 5.30'lar seviyesine doğru bir gerilemenin sonucunda 5.33'lük bir kapanış oldu. Bu kapanışta cuma günkü akşam saatlerindeki gelişmelerin etkili olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Önemli olan pazartesi günü, bu cuma günüyle ilgili olan gelişmenin rüzgarı geçti artık. Pazartesi günü piyasalar bu olayları nasıl absorbe edecek, nasıl hazmederek bir tavır içerisinde sergileyecek? Genel görüşüm, şahsi kanaatim, sadece ve sadece bir haber etkisiyle yaşanmış olan bu geri çekilme sonrasında dünya piyasaları reel olarak, objektif olarak ve gerçekçi olarak atılması gereken ve atılacak adımları görmek isteyecektir. En azından ABD ile Çin'in aralarındaki bu savaşı sonlandırdıklarına dair net bir açıklama bekleyeceklerdir. Amerika'nın dünya genelinde uygulamış olduğu yaptırımlardan geri plana, artık bunlardan imtina ettiğini, bu yaptırımları kaldırmaya başladığını görmek isteyecektir. Bütün bunları görmeden de piyasalarda, dünya piyasalarında net bir düzelmenin olmasını beklemiyorum. Bu nedenle de arkadaşlar 2019 yılının ilk günlerinden itibaren başlayan dolar TL hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, özellikle ve özellikle Şubat ayının daha da zor geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Zira çok zor olmakla birlikte Merkez Bankası olumlu gelen enflasyon verilerinin etkisiyle bir faiz indirimi baskısını üzerinde yaşayacaktır, görecektir. Buna yanıt verir mi, vermez mi bilmiyorum. Faiz indiriminin dolar TL için çok tehlikeli bir şey olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Ama bir diğer yandan da yaşayan ekonomiyi, sanayi kesimini rahat krediyle buluşturabilmek, ucuz krediyle buluşturabilmek mecburiyetinde batmakta olan, konkordato ilan eden, iflas eşiğine gelmiş olan birçok şirket artık gündemde.
Onların çığlıkları ciddi şekilde duyulmaya başlandı. İşte bu sorunlara bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu nedenle arkadaşlar, mesele sadece ve sadece doların inmesi veya çıkması noktasında odaklanmayacak. Genel ekonomiyi de düşünmek durumunda kalacaklar ve bu manada belki de popülist bir yaklaşımla seçimler öncesinde bir faiz indirimi kararı verilebilecektir. Belki de diyorum. Bu benim net olarak beklediğim, olması gerekir diye düşündüğüm bir şey değil ama olabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekecektir. Bu sebeple arkadaşlar, dolar TL için önümüzdeki haftaya yönelik olarak 5.36 seviyesinin bir pivot seviyesi niteliğinde olduğunu, bu seviyenin üzerine çıkılır ve bu seviye üzerinde kalıcı bir görüntü oluşursa dolar TL için 5.42, ardından bildiğimiz 5.47, 5.48 ve 5.54 ve 5.60 dirençlerinin önümüzdeki hafta gündemde olabileceğini düşünüyorum. Ve yine dolar TL için son gelişmeler şunu da göstermiştir ki biraz daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman dolar TL'nin 5.50 psikolojik direnci, onun ardından 5.63 seviyesi önemli bir direnç noktası ve sonrasında 5.90, 6 ve 6.20, 6.40 aralığı sıralanmakta. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak genel anlamda söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Yapılan analizlerden hızlı ve seri bir şekilde haberdar olmayı istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü gelişmeler ne zaman hangi anda olduğu belli olmuyor ve zaman gözetmeksizin anında yayın yapabiliyorum. Bu arada yine gün içerisindeki, seans içerisindeki gelişmeler, anlık sorularınıza karşı yanıt verebilmek bakımından da Twitter adresim olan @halukcanbergi takip edebilirsiniz. Tekrar güzel bir hafta sonu diliyorum. Umuyorum ki önümüzdeki hafta daha güzel, daha keyifli bir hafta olabilsin. Hoşça kalın, saygılarımla.